Non, sì. La pasta che era bunun için de zaten siz bize destek veriyorsunuz. Biz mesela bunu yükselene seviyorsunuz. Tekrar teşekkür ederim. Teşkilatım adına teşekkür ederim. Buraya gelmeniz sizin güzelliğiniz büyük bir şey. Sayın Meclis Başkanım olsun, vekilim olsun, belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, hepsi meclis üyeleri burada olmasından biz ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yine dediğim gibi Türk Metal Sendikası Türkiye'de bir ayrı bir güçse, Ereğli'de de bir örgütlü bir güç olduğunu ben her zaman üstüne basa basa yaptığım yemeklerde de söylüyorum. Biz burada yetkili bir sendika değiliz, örgütlü bir sendikayız. Bunu da işçiye verdiğimiz eğitimlerle beraber belli bir noktaya getirdik. Nasıl işe tutacaklarını, nasıl bir şey yapacaklarını biliyorlar. Ben Erdemir İşçisi'ne sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için. Dediğimiz gibi biz ekmek derdindeyiz. Bizim yoksa herhangi bir düşüncemiz, herhangi bir kavgamız yok. Ereğli'nin önü açılsın, Erdemir'in önü açılsın. Burada da hepimiz huzurlu yaşayalım diyelim. Son zamanlarda yaptığı mitingler de yine başladı. 5 sene önce söylediği gibi. Yok 1500 kişi atılacakmış da tutmuş ama 5 senedir biz de göremedik. Bilemiyorum yani ambardan 40 formu çekmiş Sayın Belediye Başkanım görmüş, durdurmuş. Hala önünü anlayamadı herhalde. Burada Erdemir'de söylenecek bir söz varsa onu da sendika söyler. Türk Metal Sendikası söyler. Başka kimsenin dışarıdan bize müdahil olması değil. Bizim huzurumuzu kimse bozmasın. Bizim işçimizin motivasyonunu bozacak bir şey yapmasın. Şimdi esnaflar bağırıyor. Ya işte para dönmüyor bilmiyorum. Eli Demeçelik Fabrikası'nda bütün işçi arkadaşlarım ücretlerini ve sosyal haklarını alıyor. Her ay işveren üstüne düşen yükleri yerine getiriyor. Ama Ereğli'de bu parayı niye harcamıyorlarsa onu Ereğli'nin belediye başkanı düşünecek, harcanmıyorsa ki ben harcandığına inanıyorum ama eğer aynı bu bitik alanlarında söylediği gibi yok işte 1500 atacaklarsa milletin kafası bulanıyor. Ne yapayım, yarın ne yapabilirim diye kenarına kazancını koyuyor. Ereğli'ye güven pompalaması lazım. İnşallah da bundan sonra 30 Mart'tan sonra Ereğli için üstümüze düşeni. Biz dediğim gibi her zaman sizlerle beraber omuz omuz olmaktan mutluluk duydum. Olacağız da bundan da bir şey yok. Kişisel menfaatler değil, bölgenin menfaatleri için savaşacağız, mücadele edeceğiz. Bunun için de ne yapabilirsek sizlerin desteği çok fazla önemli bize ama biz de size insan gücü olarak bir şey vermemiz gerekiyorsa sizin yanınızda olacak. Onun için ben işçi arkadaşlarımın yüreğine, kalbine sağlık diyorum. Biz bir yola çıktıksa yolda adam bırakmak için çıkmayız. Sonuna kadar gideriz. Bunun sonunda ölüm de olsa ölümüne kadar da gideriz. Öyle bir şeyimiz yok. Ben hepsine teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Erdemir gerçeğin bu şehrin kabul etmemesi söz konusu olamaz. Şimdi bizim siyasetçi olarak işimiz bir kanal kurmak, şehirle bu büyük kurum arasında bir kanal kurmak. Bu kanalı yerel yönetimler ve sendika sağlayacak, koordineli olarak sağlayacak. Bunlardan bir tanesinde bir kopma meydana gelirse o zaman ne Ereğli Demirçelik Fabrikası verimli çalışabilir, ne orada çalışan insanlar moralli çalışabilir, ne de bu varlıktan şehir yararlanır. İnşallah onu hep beraber yaşayacağız. Sizinle de mutlaka çok istişare edecektir Hüseyin Bey arkadaşımız. Koordineli olarak Erdemir'in şehre daha çok katkısı nasıl olabilir? Masaya yatırıp bunu Erdemir'e